Yok birazdan Allah'ın izniyle şey olacak. İlk başta kan hücrelerinin yenilenmesi vücuda çok faydalı. Kan verdikten sonra bunu zaten herkes hissediyor. Özellikle yorgunluk, stres ve özellikle kan değerleri yüksek olan arkadaşların kan verdikten sonra kan değerleri düştüğü için o kan değerinin yüksek olmasının vücuda gösterdiği ya da vücutta yarattığı semptomlar ve bulgular hepsi gidiyor. Ne gibi? İşte ayaklarda ve ellerde, işte kollarda uyuşma, karıncalanma ve baş ağrısı, sürekli baş ağrısı. Yani ne kadar ağrı kesici kullansa da faydası olmayabilir ama kan verdikten hemen sonra bu simptomlar hepsi kaybolur birden. Yani kan verdikten birkaç saat sonra bunu fark ediyorlar. Kan hücrelerinin yenilenmesi bildiğimiz gibi zaten kan kemikte üretiliyor ve fazla olduğu zamanlarda zaten kemik, ondan sonra da kemik iliği dediğimiz kemik içindeki kemik iliği dediğimiz kan üretemiyor duruma geliyor. Çok yüksek olduğu zamanlarda kan verdikten hemen sonra kan değerleri düştüğü için bu teşvik ediliyor ve kan daha iyi bir şekilde yapılıyor ve tazeleniyor dediğimiz. Kalp krizi riski %90 oranında azaltıyor. Ve tansiyon olan hastalara da çok iyi geliyor. Özellikle de çoktan tansiyon olanlar hastalar. Yani kan verdikten hemen sonra düzelme oluyor. Yani bu belli bir süre içinde oluyor da ondan sonra zaten yükseliyor. Ama yardımcı oluyor. Yani tansiyonu yüksek olan hastalara çok yardımcı oluyor kan vermek. Kan verme hususu bizim için çok kıymetli, çok değerli. Burada biz sürekli kan alım birimimiz açık bir şekilde duruyor. Ramazan ayındayız. Pandemi dolayısıyla da bu kan bağışlarımız ciddi manada düştü. Tabii Ramazan ayında zaten sokağa çıkma yasakları da ilan edilmişti. Bu hususta kan bağışlarımızda ciddi manada bir düşüş gerçekleşti. Tabii hayat devam ettiği için insanlardaki kana olan ihtiyaç da devam etmekte. Biz bağışçılarımıza veya kanla alakalı hiç bağış yapmamış kişilere şöyle bir duyuruda bulunmak istiyoruz. Hiç korkmalarını, endişe duymalarını gerektirecek hiçbir durum yok. Lütfen gelin kan bağışında bulunun, vereceğiniz bir kan bağışıyla 3 kişinin hayatını kurtarın diyoruz. İçinde bulunduğumuz kan bağış haftasını da, içinde bulunduğumuz Kadir Gecesi'nin bugünlerin de yüzü suyu hürmetine belki de 3 kişinin sağlığına, hayatına, canına kurtarmak için bir sebep olmamız lazım. Kan vermenin sağlık açısından birçok faydası var. Kan vermenin özellikle vücudu tazeleme noktasında büyük faydaları var. Yani her kan verdiğim zaman ertesi günleri kendimi çok dinç hissediyorum. Yani bunun faydasını çok mühim noktada görüyorum yani. Evet, bu 5. bağışım oldu. Daha fazla bağış yapmaya çalışacağım. Çünkü maalesef son 1 yıldır pandemiyle birlikte ülkedeki kan stoklarının tükendiğini görüyoruz. Bu nedenle Kızılay'dan da sürekli mesajlar alıyoruz. Hani bir vatandaş olarak elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz bu noktada.